Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalımda yine harika bir tarifle karşınızdayım. Güne bu çay ile başlayın, kalça ve basağındaki tüm yağları eritin diyorum. Muhakkak sabaha çıkarına güne bu çay ile başlayacağız. Bu çay tarifimizde neler kullanacağız? Aynı zamanda kalça ve basağındaki yağları eritmek için nelere dikkat etmeliyiz? Videonun sonunda da onları vereceğim. Ve tarifi de özellikle sabah aç karnına en az 14 gün boyunca içmenizi istiyorum. Çünkü basen yağlarında 14 gün kural noktadır. Ve 14 gün boyunca hiç şeker, hiç karbonhidrat, hiç dışarıdan bir madde, katkı maddesi, paketli gıda tüketmemeniz gerekir. Çünkü özellikle basenden daha zor gider. Çünkü artık orada kalıplaşmış ve oturmuş bir kilo vardır. Öncelikle yine ne ekliyorum? Zencefil ekliyorum. Zencefil vücutta yağ yakma modunu açmak için İnanılmaz güzel bir seçenektir. Bir tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil ekliyorum. Özellikle zencefil yağ yakıcı baharatlardan dışında gelir. İster tozunu ister tazesini kullanın. Ama ben tazesini alıyorum ve rendeliyorum. Sularımı da ekliyorum. Hem içeriği lifle dolu olduğu için bağırsakları da çalıştırıyor. Ve zayıflamada da yağ yakma modunu açıyor. Şimdi bu karışımı her sabah içeceğiz ya. Bu karışımı içtikten sonra 20-25 dakika kalça ve basen egzersizi yapmanız şart ona göre. Sonra içine bunu ne ekliyorum? Karanfil ekliyorum. İştah kesmede, özellikle iştah kesmede. Aynı zamanda yağ yakma modunu destekler. Kilo vermeyi destekler iştah kestiği için daha düşük kalori almanızı sağlar. Yüksek kalori alırsak zaten yağlar gitmez. Sonra içine 3 dilim limon ekliyorum. C vitamininden zengin, vücudu alkali hale getirir. Vücudu alkali hale getirdiği için de aynı zamanda C vitamininden zengin, vücudu alkali hale getirecek ve zayıflamayı hızlandıracak. Hemen limonumu da ekliyorum içine. Limon olmazsa olmaz. Tüm tariflerimde de var neredeyse. Limonlu su zayıflatır, limon içmek zayıflatır çünkü vücudu alkali hale getirir. Bir vücut alkali hale geldiğinde zayıflar unutmayın. O yüzden alkali besinlerin başına lime gelir. Yani limon, yeşil limon özellikle etkilidir. Üstüne yeşil çay ekliyorum. Yeşil çayın içinde ne var? Epigallium ateşin var. Yani bu zayıflamada inanılmaz destekçi. Zayıflamak isteyenler günde muhakkak 1 ya da 2 kupa yeşil çay içmeli. Yağ yakıcı özelliği vardır. İştahı keser ve bölgesel zayıflamayı destekler. Bakın şurada demlenmiş yeşil çayım vardı sıcak. Üzerine bardağımın onu ekledim. Şöyle bir karışım haline geldi. Bunu yaklaşık 10 dakika bekleyin. İyice özü çıksın. Sıcak suda 15 dakika ya da bir yarım saat bekletin. Daha sonra bunu her sabah aç karnına için. Etkisine inanamayacaksınız. Fakat bu karışım yetmez. Sadece akşam yemeklerinizi sırf protein ağırlık ya da sırf sebze ağırlık tutacaksınız. Yani ya sadece protein ya da sadece sebze olacak. Kahvaltınızda ise bölgesel zayıflamada kefiri öneriyorum. Şöyle bir kahvaltı olabilir. Bir bardak sade kefir içine 1 ya da 2 tatlı kaşığı chia tohumu ya da keten tohumu, içine 1 kivi ya da 1 dilim ananas ya da 3-4 kayısı, bunu blender yapın için. Ara öğünlerde Türk kahvesi bitki çayı bolca için, siyah çayda 5 taneyi geçmeyin kabız yapar. Hareketinizi bu karışımı içtikten sonra 20-25 dakika bölgesel egzersizle desteklemenizi istiyorum. Bol bol su için günlük en az 20 kilo başına 1 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Bol bol yürüyüş yapmaya çalışın. Kabız olmayın. Kabız olursak kilolar gitmez, kabız olmayacağız. Hadi bakalım kimler bu tarifimi uygulayacak? Sizleri ne yapıyorum? Bu tarifimle ilgili sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Muhakkak yazın kimler kimler uygulayacak. Harika bir video oldu. Basen ve kalçadaki yağlar gider. Özellikle popodaki yağlardan çok rahatsızız. Böyle hatta çıkıntı haline gelebilir. İşte bu tam da onların tarifi. Uygulamanızı isterim. Bu karışımın çok güzel bir tadı var böyle. Nasıl söylesem böyle biraz ekşimtırak da güzel bir tadı var. Yeşil çaydan dolayı. Ama zencefili bence içindeki bir mucize özellikle. Bunun içine biraz da böyle keten tohumu da ekletebilirsiniz. Onlar da şişer. O da olabilir ya sirke de ekleyebilirsiniz. Tadını değiştirebilir aynı zamanda. Destekler. Evinizde olmayan malzemeler olur. Karanfil olmaz. Tarçın kullanırsınız. Yeşil çay olmaz. Farklı bir bitki çayınız olur. O da olur. Yeter ki yapın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın canım takipçilerim. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hay hoşça kalın.